Ya da hayat denilen şey niçin yaşanır? Ölüm bu kadar yakınındayken anlamlı kılan nedir hayatı? Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Alo, Lale. Neredesin kızım sen haftalardır? Ha, tamam. Ben de bir şey oldu sandım. Aramadın, sormadın. İyisin değil mi? Tamam. Anladım. Tamam gel. Evdeyim tabii. Tamam Lale. Lale uzatma, istediğin zaman gel. Hadi kapatıyorum. Kızları okuldan almam lazım. Tamam, görüşürüz. Hoşça kal. Evet, ne yapacaktım? Çocuklar. Hadi bakalım doğru banyoya. Ellerinizi yıkıyorsunuz. Ben bunu söyleyeceğim. Önce banyo. Anne parka gidecektik. Bugün olmaz, işim var. Hadi banyoya. Hadi bakayım. Evet. Nasıl acıktım anlatamam. Aa, erken mi geldin? Evet. Bugün kaçmayı başardım. Yemekte ne var? Salatayı yaparsan söylerim. Tamam yaparım. Hiç olmazsa ipucu ver. Olmaz. Önce salata. Kes şunu. Ne e'si? Bana yardım edecek misin? Ne istemiştiniz? Ya işten geleli 5 dakika oldu. Biraz oturabilir miyim? Ben bugün daha hiç oturmadım. Ya 10 dakika tamam mı? Bir mahsuru yok ya. İstediğin kadar otur tamam mı? Yalvarırım bir akşam. Hiç olmazsa bir akşam sorun çıkarma. Nasıl yani? Ben mi sorun çıkardım şimdi? Evet. Şu suratının haline bak. Niye? Çünkü salatayı 10 dakika sonra yapmak istedim diye. Senden bir şey rica ettim Tekin. Çocuklar acıktı. Ya biraz geç yeseler ne olur? Ölürler mi? Ölmezler. Sen keyfine bak. Salatayı kendin yap. Ben çıkıyorum. Babam nerede anne? Birazdan gelecek kızım. Yine kavga mı ettiniz? Hayır. Siz de boşanacak mısınız? Bu da ne şimdi? Ne biçim konuşuyorsun? Damla söyledi. Annesi babası boşanmadan önce sizin gibi kavga ediyorlarmış. Damla bizim kavga ettiğimizi nereden biliyor? Merve söyledi. Hayır yalancı, sen söyledin. Tamam, kesin tamam. Okulda arkadaşlarınızla böyle şeyler mi konuşuyorsunuz siz? Evet. Dedikodu yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Dedikodu yapıyoruz. Ben yerim sizi. Yerim her yerinizi. Çok ayıp. Bir daha dedikodu yapmayın. Hadi şimdi yemeğinizi yiyin, soğumasın. Düğüne kötü kraliçeyi de çağırdılar. Salondan içeri girer girmez Pamuk Prenses'i tanıdı ve hırsından oracıkta çatlayıp öldü. Pamuk Prenses'le Prens ömürleri boyunca mutlu bir şekilde yaşadılar. Zaten 3 tane okudum kızım. Anne bir daha ne olur. Hayır. Anne ne oldu? Anne.
Bir şey yok kızım. Ağlama. Hayır ağlama bebeğim. Kalk anne, bana tutun. Sen taşıyamazsın beni. Nasıl da düştüm değil mi? Öyle önüme bakmazsam olacağı buydu. Çok şaşkın bir anneyim, çok. Vahşi doğada kış koşulları bütün hayvanlar için zordur. Yiyecek bulmak için biraz daha rahat hareket edebilme imkanına kavuşur. Havalar ısındığında sürüler halinde güzel yollar olurlar. Biraz konuşalım mı? Olur. Ben her gün aynı şeyleri yaşamaktan sıkıldım. Ben de pek mutlu sayılmam. Ne oluyor Nergis? Ne oluyor bize? Meseleyi sen uzattın. Çekip gittin. Neredeydin? Ahmet'leydim. Bilardo oynadık. Evet. Senin her zaman çekip gitme hakkın var. Bense daima evde, daima çocuklarla olmak zorundayım. Ne yapabilirim? Bunu sen istedin. Neyi ben istedim? Çocuklara bakmayı. Heh, evet. Ne güzel bir seçim değil mi? Hayatım yemek yapmak, temizlik yapmak, masal okumaktan ibaret. Bak, eğer bundan memnun değilsen değiştir. Bir işe gir, tamam mı? Kim işe alacak beni? 7 yıl ara verdim. Ajan sanat yönetmeni arıyor. İstersen konuşabilirim. Mimarım ben Tekin. Daha doğrusu mimardım, unuttun mu? Hem ajans deneyimim de yok. O zaman bildiğin işi yap. Gazete ilanlarına bak. Sağa sola soralım. Hiçbir şey için geç değil, biliyorsun. Sahi mi? Sağ ol. Moralimi düzelttin. Sen anlaşmak istemiyorsun. Anlamıyorum. Ne istediğini anlamıyorum. Anlamıyorsun, evet. Hiçbir zaman anlamadın ki. Nergis, ben artık... Evet, devam et. Söylesene, artık sen ne? Sebepsiz, saçma sapan bir mutsuzluk içindesin. Ben artık buna dahil olmak istemiyorum. Bu beni artık ilgilendirmiyor. Nereden çıktı şimdi? Ne olur anne, ne olur. Söz vermiştim. Söz vermedim. Bir gün yaparız dedim. Tamam anne, bugün yapalım lütfen. Peki tamam. Yaşasın. Yaşasın. Piknik yapacağız. Piknik yapacağız. Ne oluyor burada? Neye sevindik bakalım? Baba bugün piknik yapacağız. Mümkün değil kızım. İşe gideceğim. Ama baba. Bugün cumartesi değil mi? Dün yeni bir iş aldık. Bitirmemiz gerekiyor. Ne güzel. Artık hafta sonları da görüşemeyeceğiz, öyle mi? Ben çıkıyorum. Zaten hava biraz kapalı sanki. Ama bu pasta yapmamızı engellemez. Şöyle çikolatalı kocaman bir pasta. Oley!
kahve? Daha kahvaltı etmedim. Evli barklı adamsın be. Yoksa karın kahvaltı hazırlamıyor mu? Ya da şöyle mi söyleyeyim? Adam da kahvaltı edecek hal bırakmıyor değil mi? Ben de böyleydim. Yani boşanmadan önce. İş yerinde poğaça yemekten canım çıkardı vallahi. Soner. Tamam tamam sustum. Poğaça söyleyeyim mi şuradan? Boş ver poğaçayı. Bir de sen baksana şuna. Bir işe yara. Oturabilir miyim? Efendim? Boş yer yok da. Tabii tabii. Ne arzu edersiniz? O nasıl? Efendim? Su böreğini diyorum. Güzel mi? Evet, güzel. Peki, aynısından. Hı-hı. Bir de portakal tamam. Suyu. İşte kahveler de geldi. Al bakalım. Neredeydin haftalardır? Hiç arayıp sormadın. İş güç abla. Öyle yoğun ki başımı bile kaldıramıyorum vallahi. Başını kaldıramamışsın belli. Belli de yalnızca iş yüzünden mi ondan pek emin değilim. O avukat çocuk vardı ya, onunla görüşmeye başladık. Aşık oldum galiba. Of Lale. Elini tutan her adama aşık oluyorsun sen. Daha bir ay önce bankacı bir çocuk vardı. Yok abla, bu sefer çok farklı. Çok mutluyum. Ne güzel, aferin sana. Ya sen, sen nasılsın? Mutluyum. Öyle mutluyum ki anlatamam. Anlaşıldı. Yine eniştenle kavga edilmiş. Bu sefer ne oldu? Bilmem. Bu sefer ne oldu sahiden bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ya abla, bilmece gibi konuşma. Ne oldu anlatsana. Aman her zamanki şeyler işte. Eften püften sebepler. Artık o kadar sık tartışıyoruz ki sebebin ne olduğunu bile hatırlamıyorum. Vallahi eniştem diye söylemiyorum. Kuzu gibi adam. Yani? Yanisi adamın üzerine çok gitme. Ya o benim üzerime geliyorsa? Adam gece gündüz çalışıyor. Tartışacak hali bile yoktur zavallının. Evet, hiçbir şeye hali yok. Eve geliyor, yemek yiyor, uyuyor. Ne iki kelime konuşuyoruz ne de başka bir şey yapıyoruz. İyice uzaklaştık yani anlayacağım birbirimizden. Agatha Christie. Katil kim? Uşak mı? Değil. Kötü espriydi değil mi? O zaman evin masum güzel küçük kızı. Bakabilir miyim hangi... Ay Allah, özür dilerim. Özür dilerim. Önemli değil, ben silerim, tamam. Önemli değil. Güzel gömlekmiş. Yani 30 saniye öncesine kadar. Okumuş muydunuz kitabı? Evet. Tabii okudum. Katil bebek bakıcısı. Demek bakıcı. Sonunu öğrendiğime göre okumama gerek kalmadı. Yo yo okuyun lütfen. Belki de yanlış hatırlıyorumdur. Ya çok özür dilerim. Kitap okuma zevkinizi mahvettim. Ve tabii gömleğinizi de. Bence kendini eve fazla kapattın. En son ne zaman sinemaya gittin? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Çok oldu. Arkadaşlarınla da görüşmüyorsun. Çocuklara adadın kendini. Birinin adaması gerekiyordu. Piyango da bana çıktı. Peki o halde bundan sonra ne yapacağız? Haftada bir gün hangi gün olduğunu sen seç. Çocuklarla ben ilgileneceğim. Ve sen dışarı çıkacaksın, tamam mı? Peki tamam. Evet abla, hadi hazırlan o zaman. Anlamadım. Şimdi mi? Evet şimdi. Şimdi derhal. Emredersiniz küçük hanım. Abla. Abla neyin var? Abla. Ben de hesabı alabilir miyim? Tabii.
İyi günler. İyi günler. Kitabınızı unuttunuz. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Yok yok, takip etmiyorum. İş yerim bu sokakta. Yok, öyle anlamamıştım zaten. İş yerim burada. Buyurun. Kaçıncı kat? 3. Aynı yerde çalışmıyoruz değil mi? Sanırım çalışıyoruz. Bugün işe başladım. Filiz ben. Tekin, memnun oldum. Kalkabilir miyim artık? Hayır. İyiyim. Bir an başım döndü. Yorgunluktan herhalde. Annemin de sık sık başı dönerdi. Hatırlıyorsun değil mi? O hastaydı. Ya sen de hastaysan? Abartma lütfen. Az uyudum, yorgunum, hepsi bu. Doktordan randevu alacağım. Kontrole gitmeni istiyorum. Tamam, giderim. Hadi. Öyle bakma Melül Melül. Çocuklara pasta yapacaktım, söz verdim. Ya bırak şimdi pastayı falan. Sen çık, gez dolaş biraz. Kuaföre git, alışveriş yap. Ne bileyim işte, bir kadın ne yaparsa sen de yap. Daha yemek yapmadım. Ben hallederim. Pasta da yaparım, yemek de. Ay, pasta yapamam ya. Pastaneden alsak olmuyor mu? Olur. Ben gelirken alırım. Buyurun, yardımcı olalım. Hiç, bakıyordum öyle. Fark ettim bunu, sıpa. artık bir ziyafet hazırlarsın.
Ne ziyafeti? Hani güzel bir kadın olarak eşinizle bir akşamı baş başa geçirmek istemez misiniz? Bilmem anlatabiliyor muyum? Kardeşim olmaz ki. Bu kadar da çalışılmaz ki. Az kaldı, bitmek üzere. Hadi ara ver. Bir kahve içelim. Sonra devam edersin. Ne sonrası oğlum? Bitmek üzere dedim ya. Adnan Bey söylemedi mi? Daha sırada makarnacıların işi var. Ne makarnası? Ne saçmalıyorsun? Eski müşteriler 16.30 itibarıyla reklam kampanyasını bize verdiler. Yani anlayacağın, bugün ve yarın sabahlıyoruz kardeşim. Efendim, ben de seni arayacaktım. Tekin, ben düşündüm de... Şey... Ne oldu, sen niye aramıştın? Anladım. Evet. Kaçta gelirsin? Tamam. Hoşça kal. Kahve? Ha. Evet isterim, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Nasıl gidiyor? Fena değil, siz ne yaptınız? Biz de mola verdik. Soner yiyecek bir şeyler almaya gitti. Aslında ben de ara versem iyi olacak. Yoksa sırtım birazdan ikiye bölünecek. Kambur oturuyorsun çünkü. Yardım eder misin, şunu çekelim? Hadi hadi. Of. Evet. Hadi şöyle otur bakalım şimdi. Arkana yaslan. Bir dakika. Şunu da koyalım. Ayaklarını da uzat. Nasıl, rahat mısın? Uzun zamandır ilk kez bu kadar rahatım. Güzel. Şimdi yıldızlara bakalım. İlk iş gününde sabahlamak nasıl bir şey? Şş, yıldızlara bakıyoruz. senin yıldızlara bakmaya pek ihtiyacın yokmuş aslında. Gül gibi iki tane kızın varmış. Ha, evet. Merve ve Tuğba. Gözümün ışığı onlar. Onlar da olmasalar dünya çekilmez olurdu. Çok güzeller değil mi? Evet, çok güzeller. Kaç yaşındalar? 6 yaşındalar. Ya sen? Senin çocuğun var mı? Yok, nasip olmadı. Kader. Daha gençsin. Olur umarım. İnşallah. Sosisli isteyen? Oo, gel keyfim gel. Huzur bu odadaymış, haberimiz yok. Yıldızlara bakıyoruz, uzatma. Gel sen de otur. Uyudun mu anne? Uyumadım bebeğim.
Ne oldu, niye kalktın? Anne, ben çişimi yaptım. Yatağına mı? Kızma anne. Kızmıyorum, tamam. Gel hadi üstünü değiştirelim. Saat kaç? 4'e geliyor. Gömleğin leke olmuş. Meyve suyu döküldü. Dolapta yemek var. Tuğba'ya da ilacını vermeyi unutma. Hı hı. Akşam yine çok öksürdü. Tamam, merak etme. Hadi çık artık. Çok teşekkür ederim Filiz Hanım. İlginiz için. Ama size daha önce de dediğim gibi... evlat edinebilmeniz için evli olmanız gerekiyor. Anlıyorum Müdüre Hanım. Asıl ben teşekkür ederim ilginiz için. Ziyaretlerinizi kesmeyeceksiniz değil mi? Çocuklar çok alıştılar size. Çok da seviyorlar sizi. Ben de onlara çok alıştım. Belki de hepsini aynı anda sevmek en iyisi. Belki de siz haklısınız Müdüre Hanım. Eğer bir çocuğa annelik edemiyorsam... onlarcasına ablalık, arkadaşlık, annelik etmek en doğrusu. Böyle düşünmenize sevindim Filiz Hanım. Gel kızım. Hoşça kalın müdürüm. Hoşça kalın. Sadece baş dönmesi mi, başka bir şey var mı? Yok. Başka bir şey yok. Arada bir gözlerim kararıyor. Düşecek gibi oluyorum, o kadar. Yorgunluktan sanırım. Ama dinletemedim Lale'ye. Haftalardır başımın etini yiyor. Bu hafta sonunda çalışacak mısın? Bilmiyorum. Çocuklar piknik yapmak istiyor da. Tekin, boşanmak ister misin? Niye birlikteyiz biz? Çocuklar yüzünden. Ne kaldı aramızda? Ne paylaşıyoruz? Eskiden saatler boyu konuşurduk. Gülerdik, eğlenirdik. Şimdi sadece susuyoruz. İşte yine susuyorsun. Peki sus, yine sus. Neden susuyorum biliyor musun? İşte bu yüzden. Çünkü ne konuşursak konuşalım sonunda mutlaka kavga ediyoruz. Kavga etmekten bıktım. Bundan sıkıldım, tamam mı? Nerede bu hastane? Burada ineyim. Yürümek istiyorum biraz. Nergis! 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 Allah kahretsin! Evet, yoklar ama istersen hayal edebilirsin. Yani yıldızları. Tabii bu ruh haliyle olmaz. Özür dilerim, canın sıkkın galiba. Sonra geleyim ben. Yo yo, gitme. Lütfen kal. Bir şey isteyecektim senden. Tabii. Şey, bir gömlek alacağım. Erkek gömleği. Seçmemde yardım eder misin diyecektim. Ve bu iyiliğin karşılığı da karışık kocaman bir pizza, ha? Olur tabii. Peki o halde, bir saat sonra görüşürüz. Filiz Hanım,
Ben de sizi arıyordum. Öğlen yemeğe çıkalım mı diyecektim. İşe girişinizin şerefine belki bir şeyler içeriz. Şey, çok isterdim Soner Bey ama mühim bir işim var. Erkek arkadaşıma gömlek alacağım. Peki, anlıyorum. İnşallah başka bir zaman. Hay Allah. Erkek arkadaşı varmış, iyi mi? Ne oluyor oğlum? Yoksa hoşlanıyor musun ondan? Hoşlanıyordum diyelim. Yani 3 saniye öncesine kadar. Erkek arkadaşlar beni bozar kardeşim. Sayın Emrah Işık. Görme bozukluğu yaşıyor musunuz? Bazen sağ gözüm bulanık görüyorum. Tansiyonum yükseliyor belki, bilemiyorum. Yok, bunun tansiyonla bir ilgisi olmaz. Ailenizde ciddi bir hastalık var mı? Annemin vardı, 20 yıl önce öldü. Neden kaybettiniz annenizi? Beyninde tümör vardı. Bazı tetkiklere ihtiyacımız olacak. Yok, hemen endişelenmeyin. Emin olmamızda fayda var. Beyin tomografisi çektirelim. Sonra MR'a girmenizi istiyorum. Tamam, olur. Taksi! Bayan, iyi misiniz bayan? Tamam. Kalk abla. Geç abla. Oluyor abla. Bugünlerde herkes de oluyor. Daha geçen gün, inanmazsın abla, daha 25 yaşındayım. Merdivenleri çıkamadım. Başım döndü. Anne! Tamam. Anne! Tamam kızım. Anne! Tamam. Anne! Yapma. Anne! Tamam. Anne! Tamam, yapma. Anne! Tamam kızım. Tamam. Anne! Abla. Efendim? Sağ mı sol mu, nereye döneyim? Sağ. Tamam abla. Sağda durur musun? Tabii abla. Tamam, burada. Hoş geldiniz. Evet, nasıl yardımcı olabilirim? Şimdilik bakıyorum, teşekkür ederim. Tabii, bakayım. Bir görebilir miyim? Tabii efendim. Aa, bu da fena değilmiş ama uçuk pembesi sanki daha iyi olacak gibi geliyor bana. Nasıl olmuş? Gayet hoş olmuş ama sanki bu daha güzel gibi, baksana. Zaten biraz da küçük oldu. Sen nasıl buldun? Küçük gibi değil mi? İstersen bunu bir dene ha. Tamam. Bir de ona bakalım. Evet, evet, rengi fena değil. Hoş. Ben bunu çıkarayım o zaman. Bakayım kaç bedenmiş bu? Büyüğü daha iyi olacak galiba. Hı hı. Ama uçuk ben bilirim. Bu yakıştı. Erkek arkadaşına yakışacak mı peki? Bir makas alabilir miyim? Erkek arkadaşım yok. Ben Soner'i hayal kırıklığına uğratmak için söyledim. Senden çok hoşlanıyor. Farkındayım. Aslında ben de birinden çok hoşlanıyorum ama ondan değil. Buyurun.
Evet, bunu alıyoruz. Güle güle kullan. Anlamadım. Bana mı aldın bunu? Gömleğine meyve suyu dökmüştüm, unuttun mu? Dua edelim de sakarlığımla bunu da mahvetmeyeyim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Masada oturmuştuk. İlk tanıştığımızda su böreği yemiştik, hatırlıyor musun? Evet. O günkü kadar kalabalık değil şimdi. Aslında o gün de pek kalabalık değildi. Ve aslında ben seni içeri girer girmez gözüme kestirmiştim. Boş yer yok, yanınıza oturabilir miyim? İyi numara değil mi? Yo yo, şaka yaptım. İlk görüşte sana aşık falan olmadım, merak etme. Yok, ben sadece galiba bu türden şakalara pek alışık değilim. Niye? Karınla şakalaşmaz mısın? Pek değil. Hatta uzun zamandır birbirimize gülümsemiyoruz bile. Anlıyorum. Bazen evlilikte olur böyle dönemler. Geçer ama. Gerçi bizimki geçmemişti. Ne kadar evli kaldınız, yani eski kocanla? 5 yıl. Sen kaç yıldır evlisin? 12. Çocuğum olsaydı kocamdan boşanmazdım. Daha doğrusu kaçıp gitmezdi. Neden yapmadınız? Yapmak istedik. Ama ben her seferinde düşürdüm çocuğu. En sonunda da düşük yapınca artık benim çocuğum olmuyor. Üzüldüm. Yo yo, üzülme. Ben alıştım bile. Ama bu hiç çocuk büyütemeyeceğim anlamına gelmez. Evet, birçok yolu var. Evlatlık alabilirsin. Hatta tüp bebek. Yo, daha kolay bir yolu var. Ben çocuğu olan biriyle evlenmeyi düşünüyorum. Senin 2 çocuğun vardı değil mi? Yine şaka yapıyorsun değil mi? Şaka tabii. Hoşlandığın biri olduğunu söylemiştim ya. Hı hı. İşte onunla aynı yerde çalışıyoruz. Anladın mı kim olduğunu? Hı hı. Sanırım evet. Filiz, ben... Yo yo, sakın bir şey söyleme. Yani buna gerek yok. Ben sadece ne hissettiğimi söylemek istedim. Senden herhangi bir cevap beklemiyorum. Yemiyorsan alabilir miyim? Neyi? Salamları. Aha. Tabii. Kenara ayırmışsın da. Afiyet olsun. Hesabı isteyelim mi? Hı hı. Hoş geldin. Ne oldu? Ne söyledi doktor? Bir şeyim yokmuş. Demiştim sana. Yorgunluktan. Oh, çok şükür. Peki neyin var? Niye solgunsun? Tekini bir kadınla gördüm. Hadi. Amma naz yaptın ya. Biraz vakit geçirip oyuncaklara bakıp gideriz. Hem sen kızlarına oyuncak almak istemez misin? Bak, şuradaki bebeklerden birini mesela. Filiz, kızların istemedikleri kadar oyuncakları var. Hele bebek, bir tane daha alsam kafama atarlar. O derece yani. Peki ben birer tane alsam onlara olmaz mı? Filiz ablalarından hediye. Ha? Ne dersin? Filizciğim bak. Benim kızlar bebek filan istemiyorlar. Ben de istemiyorum. Ya nasıl babasın sen?
Hemen bakıyorsunuz değil mi çocuklardan? Ne alakası var Filiz? Onları sevdiğimi oyuncak olarak mı göstereceğim? Senin bileceğin bir şey değil bu. Ben... Haklısın. Özür dilerim Tekin. Çorak bir tane olduğumu unutmuştum. Hatırlattığın için teşekkür ederim. Filiz, dinle bir dakika. Bak, yanlış anladın. Ben öyle demek istememiştim. Tamam Tekin, biliyorum. Sadece her gün lanet ettiğim kaderimi değiştiremeyeceğimi bir kez daha anladım. Sana darılmadım, gerçekten. Özür dilerim. Gerçekten. Ben eşeklik ettim, affet lütfen. Estağfurullah. Artık bu durumu kabullensem iyi olur galiba. Sanırım en iyisi bu. Ne olmuş yani? Bir arkadaşıdır. Ben de erkek arkadaşlarımın koluna giriyorum. Sürekli gülüyordu Tekin. Mutlu görünüyordu. Ne olmuş? Başka türlü bakıyorlardı birbirlerine. Gözlerinin içi gülüyordu Tekin. Ya saçmalama abla ya. Komik bir şey olmuştur, ona gülüyorlardır. Bence abartıyorsun. Ne yapacağım ben şimdi? Hiçbir şey. Konuşacaksın sadece. Kavga etmeden ama. Sadece konuş, tamam mı? Martıları sever misin? Vallahi pek sevdiğimi söyleyemem Filiz. Saldırgan ve vahşi buluyorum onları. Oysa onlar yavruları için bu kadar saldırganlar. Doğada bütün canlılar böyle. Sen değil misin? Filiz, sence de fazla abartmıyor musun bu durumu? Çocuk meselesini yani. Neden bu kadar kasıyorsun? Hiç de öyle görünmüyordun en başta oysa. Nasıl görünüyordun? Rahat, kendinden emin. Hatta fazla özgüvenli. Yanılmışsın. Oysa o kadar korkağım ki, o kadar eksiğim ki... Sen anlayamazsın bunu. Bak, gene abartıyorsun. Bu arabesk Filiz. Sen okumuş kadınsın. Cahil değilsin. Böyle konuştukça karşımda ninem var zannediyorum. Yapma Allah aşkına. Ninem belki doğrudur. Belki de sen yanlışsındır. Biz yanlışızdır. Filiz, bak. Asıl sen bak Tekin. Kadını tamamlayan anne olmasıdır. Anne olamayan kadın eksiktir, yarımdır. Sevgisini de, varlığını da öyle çoğaltır. Öbür türlü hikayesini tamamlaması imkansızdır. Benim hikayem de tamam olmayacak. Ama kocası, yuvası... Ben kocamın kaçışını anladım biliyor musun? Terk etmesi alçakça olmasına rağmen anladım onu. Ben seni anlamıyorum. Biliyorum. Anne gel hadi resim yapalım. İşim var kızım sonra. Gel anne ya. Sana işim var dedim. İşim var. Hadi git şimdi. Tuğba. Ne oluyor Nergis? Sesin merdivenlerden duyuluyor. Bir şey yok. Gömleğin yakışmış. Kim aldıysa çok zevkliymiş. Adı Filiz. İş arkadaşım sadece, tamam mı? Başka bir şey yok aramızda. Öyle mi? Bana hiçbir arkadaşım bugüne dek herhangi bir hediye almadı. Ne oldu? Ben çalışmayalı iş arkadaşlığı mı değişti? Ya üzerime meyve suyu dökmüştü. Mahcup oldu herhalde, ne bileyim. Aldı işte, bir şey diyemedim. Seni arıyor. Filiz. Alo. Evet. Yo, rahatsız etmiyorsun. Ne dosyası? Tamam. Mail atarım.
Hoşlanıyor musun ondan? Nergis saçmalama. Kol kula gördüm sizi. Niye dürüst olmuyorsun? Söyle hadi. Evliliğimiz zaten kötü gidiyor de. Evet, bir sevgilim vardı. Yeter artık ya, yeter. Şimdi yalancı diyorsun bana. Bıktım bundan. Söylenmenden, kaprislerinden. Bana bağırıp çağırmandan. Bıktım her şeyden, anlıyor musun? Bıktım. Alo Filiz, sana gelebilir miyim? Tamam. Neyin var? Bilmiyorum. Sahiden bilmiyorum. Sanırım. İnsan sevdiklerinin birer birer avucundan kayıp gittiğini görmemek için ne yapmalı hayatta? Hayat niye verdiği gibi geri alıyor her şeyi? Afiyet olsun. Bana neden geldiğimi sormayacak mısın? Hayır. Yani bir şey söylemem gerekmiyor mu? Hele yaşadığımız bugünden sonra. Hayır, kesinlikle gerekmiyor. Kadınlar soru sormayı sevmez mi? Eğer cevabın ne olacağını biliyorlarsa sormayabilirler. Öyle mi? Ben sanıyordum ki bugün konuştuklarımızdan sonra çok kötü bir yüzle açacaksın kapıyı. Moralim bozuk. Tekin, lütfen rahat ol. Söylesene, canını sıkan ne? Ne oldu? İşle mi ilgili yoksa karın mı? Sanırım karın. Çünkü bir adamı ancak bir kadın bu hale getirebilir. Baksana, cevabını bildiğim halde yine de sordum. Neyse. Sanırım seni güldürmeye çalışmaktan vazgeçmeliyim. Filiz, çok kötüyüm. Neyi nasıl yapacağımı hiçbir şey bilmiyorum. Kavga mı ettiniz? Bak, ben de soru sordum şimdi. Ben Nergis'i çok seviyorum. Bunu biliyorum. Biliyor musun? Biz yolda yürürken çarpıştık. Böyle tanıştık. Filiz, ben karımı çok seviyorum. Sorun ne o zaman? O mu seni sevmiyor artık? Tamam, tamam. Artık bir şey sormayacağım. Ama sadece buna cevap ver lütfen. Senin için ne yapabilirim ha? Eve dönmek istemiyorum. Eğer istersen burada kalabilirsin.
Evet. Sonra de. Nereye gidiyorsun de. Yine bağır, çağır. Nereye gittiğini biliyorum. Gelsin kızım. Gelin sen bana ne getireceksin? Ne istersin? Sakız. Sadece sakız mı? Tamam. Yaşasın. Tekin, bizi terk ettiğini ne zaman söyleyeceksin onlara? Çocuklarımı terk etmiyorum. Senden ayrılıyorum Nergis. Dakika dur. Ne oluyor? Bugün hastaneden aradılar beni. Bazı tetkikler yapılmış. 2 hafta olmuş. Sonuçlarını almaya gitmemişsin. Evet, unuttum. Önemli şeyler değildi onlar. Gereksiz birkaç röntgen işte. Randevuyu ben aldığım için bana ulaştılar. Önemli olmasa aramazlardı. Tamam, sakin ol. Yarın giderim. Bana bir şeyim yok demiştin. Yalan söyledin değil mi? Telaşlanmanı istemedim. Emin ol, bir şeyim yok. Yarın birlikte gideceğiz, tamam mı? Ancak o zaman emin olurum. Ben giderim. Sen çocuklarla kalırsın. Tekin abiye de söyleyeceğim. O da gelsin seninle. O gelemez. Niye? Yine kavga mı ettiniz? Tekin evden ayrıldı. Nasıl ayrıldı? Gitti. Eşyalarını toplayıp gitti. Doğru muymuş? O kadınla aralarında... Ne önemi var? Gitti işte. Bu yetmez mi? Neyi kutluyoruz? Evime gelişinin 5. gününü kutluyoruz. Dün de 4. gününü kutlamıştık. Evet. Yarın 6, sonra 7, sonra 8. Saçmalıyorum değil mi? Tekin, biz yalnızca dost olabiliriz. Bunun farkındayım. Ama ben hala senden çok hoşlanıyorum. Biliyorum. Sahi mi? O kadar çok mu belli ediyorum? Yarın Nergis'le buluşacağım. Neden? Bugün aradı, görüşmek istedi. Belki de eve dönmeni istiyordur. Sanmıyorum. Eğer öyleyse... geri dönmeni istiyorsa gidecek misin? Bilmiyorum. Bilmiyorum Filiz'e. Boşanma davası açtım. Avukat istersek mal paylaşımı yapabileceğimizi söyledi. Evimiz ve arabamızdan başka hiçbir şeyimiz yok ama eğer istersen... İstemem Nergis. Peki, tamam. Bir de çocuklar seni özlediler. Hafta sonu görmek ister misin? Evet, istiyorum tabii. Ben de onları çok özledim.
Bu oyuncaklara çok sevinecek yumurcaklar. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim müdür hanım. Eminim onların daha çok işine yarayacak. Evde dursun istemiyorum artık bu oyuncaklar. Anlıyorum sizi. Böyle daha iyi olacağını düşünüyorsunuz galiba. Evet. Sanırım artık kabullenmeliyim bu durumu. Evi çocuk bahçesine çevirmekle çözülebilecek bir durum değil benim halim. Evet. Üzmeyin kendinizi bu kadar. Neyse müdür hanım. Siz oyuncakları dağıtırsınız çocuklara. Ben yine de uğrarım sık sık. Müsaadenizle ben kalkayım artık. Peki Filiz Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hiç zaman kaybetmemişsin. Yani dava açmak için. Birinin yapması gerekiyordu. Bu yüzden mi aradın beni? Dava açtığını söylemek için. Evet. Sen ne yüzden sandın? Hiçbir şey sanmadım. Senden uzaklaşmam için elinden geleni yaptın. Şimdi iyi misin? Bu da ne şimdi? Beni terk eden sensin. Bu yüzden beni mi suçluyorsun? Hala kavga ediyoruz. Onun evinde mi kalıyorsun? Evet. Önemi yok. Biliyorum ama hep merak ettim. Ne kadar zamandır birliktesiniz? Ne kadar zamandır aldatılıyorum? Seni aldatmıyorum. Sahi, içimi rahatlattın. Sağ ol. Nergis, doktora gitmiştim. Bir şeyim yokmuş. Hoşça kal. Umarım mutlu olursun. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Kardeşimi aramışsınız. Çok endişelendi. Öyle panik oldu ki. Bir şeyim yok dedim. İyiyim dedim ama... Bir şeyim yok değil mi? Neyin var? Bir kitle gördük. Tümör. Omuriliğe çok yakın bir bölgede. Ameliyat çok riskli. Herhangi bir müdahale bitkisel hayata girmenize yol açabilir. Neler olacak şimdi bana? Baş dönmeleri artacak. Görme kaybı oluşacak. Sık sık baygınlık geçireceksiniz. Beyindeki tümör gün geçtikçe büyüyecek. Ne kadar yaşayacağım? İşte tam buramda. Başucumda ölüm. Hayat niye daha önce görmediğim gibi? Neden geç kaldım her şey için? Ve ben yaşamayı hiç bu kadar çok istememiştim.
Ne? Ne bakıyorsun öyle? Çocuklar nerede? Uyuyorlar. Tamam, gel şimdi şöyle oturalım. Abla, iyisin değil mi? İyiyim tabii. İş güzelliğini tuttu. Abla. Ablacığım. Ağlamak yok. Abla. Kimse bilmeyecek. Çocuklar bilmeyecek, tamam mı? Çocukların bilmeyecek. Alo, iyi günler. Ben Nergis, Tekin'in eşiyim. Evet, biliyorum. Buyurun. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok, hayır. Sizinle görüşmek istiyorum. Niçin görüşeceğiz? Önemli, lütfen. Ajansın yakınındaki kafedeyim. Şimdi gelebilir misiniz? Uzun sürmez, fazla zamanınızı almayacağım. Tabii tabii, 10 dakika sonra oradayım. Tekin odasında yok. Nerede olduğunu biliyor musun? Celal Bey'le çıktı az önce. Tamam, sağ ol. Yakından daha güzelmişsiniz. Tekin'le evlenecek misiniz? Yok, hayır. Evlenmelisiniz. Yani eğer birlikteyseniz... Evlenmek en uygunu değil mi? Sizin de çocuğunuz var mı? Hayır, yok. Çocukları seviyor musunuz peki? Evet, elbette. Benim 2 kızım var. İkizler. Daha küçükler ama. 6 yaşındalar. Biliyorum. Ne zaman tanışacaksınız onlarla? Yani kızlarımla. Ben gerçekten anlayamıyorum. Haklısınız. Yani böyle olmaz. Ama ben nasıl olacağını, daha doğrusu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Pekala, söyleyeceğim. Kanserim. Beynimde tümör var. 3-4 ay sonra öleceğim. Aman Allah'ım. Ben çok üzüldüm. Üzülmeyin. Yapacak bir şey yok. Üzülmemeliyiz. Çocuklarım size emanet. Onlara iyi bakın, olur mu?
Tekin. Tekin, Tekin bugün... Gidiyor musun? Hı hı, evet. Evine mi dönüyorsun? Nergis seninle konuştu mu? Biliyor musun? Neyi biliyor muyum? Hayır. Bilmiyorsun. Tamam. Peki. Git. Ne oluyor Filiz? Yok bir şey Tekin. Hadi git. Şey... Beni şaşırttın. Yani ben bütün gün... Gidişimi sana nasıl açıklayacağımı düşündüm ama sen... Açıklayacak bir şey yok Tekin. Git hadi. Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal Tekin. Peki o halde yeniden evlenme teklif etmeme gerek kalmadı. Kötü espri değil mi? Beni affedebilir misin? Seni seviyorum Nergis. Böyle olmayabilirdi. Böyle olmasını istemedim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben de senden çok özür dilerim. Yaptığım her şey için. Ağlama. Ağlama lütfen. Her şey yeniden başlayacağız. Her şey daha güzel olacak. Ağlama artık. Ağlama, ne olur ağlama. Sana bir şey söylemedi mi? Kim? Filiz. Hayır, ne söylemesi gerekiyordu? Sen Filiz'le mi konuştun? Evet. Ne konuştunuz? Ne oluyor Nergis? O da aynı şeyi söyledi. Nergis sana söyledi mi dedi? Bana ne söylemen gerekiyor? Tekin onu niçin terk ettin? Söyledim ya, seni seviyorum. Ben onunla hiç birlikte olmadım. Olmaz Tekin, olmaz. Beni değil, onu sevmelisin. Onunla olmalısın. Çocuklarıma birlikte bakmalısınız. Bu ne? Ne demek istiyorsun sen? Nergis, neyin var? Nergis! Nergis, aç gözlerini! Nergis! Karımın nesi var doktor? Kendisi size söylemedi mi? Söylese niye sorayım doktor? Ya niye herkes bugün bilmece gibi konuşuyor? Ne söylemesi gerekiyordu? Sakin olun. Adınız neydi? Tekin.
Tekin Bey, karınız kanser. Ve sanırım çok ilerlemiş durumda. Ne diyorsun sen doktor? Korkarım durum bu. Buna kendinizi alıştırsanız iyi edersiniz. Neyse, şimdi siz karınızın yanına gidin. Size ihtiyacı var. Sizi bekliyor. Tanıştığımız ilk hafta bir kilo erik göndermiştin bana. Bir de tuz. Bir de Sezen Aksu'nun kasetini. O zamanlar CD yoktu değil mi? Adresimi nasıl öğrenmiştin peki? Eve kadar takip etmiştim seni. Yolda çarpıştığım bir adamla evlendim. Ve ondan çocuk yaptım. Filmlerde olur oysa değil mi bunlar? Filiz güzel bir kadın. Onunla evlen. Filiz iyi bir kadın. Senden de çok hoşlanıyor. Bırak bunları şimdi. Sırası değil bunu konuşmanın. Sen ölmeyeceksin. Öleceğim Tekin. Her canlı gibi. Çocuklarım annesiz kalsın istemem. Özür dilerim Tekin. Kaba davranışlarım için. Söylediğim kötü sözler için. Senden nefret ettiğim için özür dilerim. Piknik yapalım olur mu? Çocuklar ne zamandır istiyor. Olur, yapalım. Filiz'i buraya çağırır mısın lütfen? Onunla konuşmak istiyorum. Ama... Tekin lütfen. Ara Filiz'i. Şimdi biraz uyuyayım Filiz gelinceye kadar. Nergis ne konuşmak istiyor benimle? Bilmiyorum, içeride. Seni görmek istedi işte, ben de aradım. Rahatsız etmedin değil mi? Şunu söyleyip durma Tekin. Telefonda da ikide bir sordun rahatsız etmiyorum değil mi diye. Uyuyor mu? Uyanmıştır belki. Ya da uyandırırız. Kusura bakma. Seni de yollara düşürdüm gecenin bu saatinde. Yok sorun değil. Ama eğer sen yorgunsan ben bekleyeyim. Kendini iyi hissettiğinde konuşalım. İyiyim ben, iyiyim. Tekin, bizi yalnız bırakır mısın? Şimdi bana bir söz vermeni istiyorum. Tekin'le evlenecek ve kızlarıma anne olacaksın. Ağır bir şey istediğimin farkındayım. Tekin'le evlenmek istemez misin? Yani ben... Yorgunum Filiz. Filiz diyebilirim değil mi? Tekin'e ve kızlarıma iyi bakmanı istiyorum benim yokluğumda. Bunu konuşmayalım Nergis. Sen sağlıklı ol. Evinin başında ol. O evin başında sen olacaksın Filiz. Çocuklarımın annesi, ablası, arkadaşı olacaksın. Kocamın karısı olacaksın. Bu... Ama ben... Onlara iyi bak Filiz lütfen. Gözüm arkada kalmasın. Onlara benim gözlerimle bak. Gözlerim sende kalacak. Gözlerim sende kalacak Filiz.
hayatımı şimdi, şu an için seve seve verirdim. Şimdi, şu an için. Endişelenme Nergis. Biliyorum, gözlerim bende kalacak.